Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 2 Eylül 2024 günlerden pazartesi günü. Dün hepimizin beklediği, yani ön lisansların beklediği KPSS sınavı geldi, girdik. Girdiniz daha doğrusu, ben de girdim. Yani biraz değerlendirme yapacağız, biraz üzerine konuşalım, ne yaptık, ne ettik. Sizler için nasıldı, ne şekildeydi böyle. Etrafımdaki arkadaşlarımıza ve bana göre gerçekten zor bir sınavdı. Yani zor mu desem, aslında zor ne kolay, çok farklı bir sınavdı diyebilirim böyle. 2018'den beri ön lisans KPSS sınavına giriyorum böyle. Ön lisans 2018'e girdim, çalışmadan öylesine girdim. İlk tecrübemdi KPSS olarak. O zaman netleri hatırlamıyorum ama 75 puan almıştım böyle. İyiydi yani, güzel, hoşuma gitmişti böyle. 2020'de de gerçekten 4 ay içerisinde hazırlandım ve girdim. Ve 82 puan aldım. 70,5 netim vardı böyle. Gerçekten işime yarayan bir puanlı, bir netti böyle. Dolayısıyla o puanımla, o netimle ben bugün buraya, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne atandım. Şu anda orada hali hazırda çalışıyorum. 2022'de de sınava girdim. Yani 2020'den sonra neredeyse hiç test çözmeden, deneme çözmeden 2022 KPSS sınavına girdim ve 2022 KPSS'si harbiden hoşuma gitmişti. Yani 18-20-22 çok güzeldi, çok hoşuma gidiyordu. Çözerken insan, hani ben o keyfi, o zevki aldım için sürekli giriyordum böyle. Ama bilakis bu yılki 2024 KPSS sınavı çok değişikti böyle yani. Birazdan bölüm bölüm, yani Türkçe, tarih, coğrafyaya gideceğim ama gerçekten soru çözerken Türkçe'de de, tarihte de, coğrafyada da, anayasada da böyle yani rahatsız oluyordum. Gerçekten bu çok çok önemliydi böyle. Onun için bana bir garip bir sınav gelmişti. Ondan ötürü artık karar aldım ki bundan sonraki sınavlara girmiyorum arkadaş. Girmiyorum artık, ön lisans tamamdır. Lisans sınavlarına artık gireceğim inşallah. Ben o zamana kadar da lisansa da büyük ihtimalle mezun olmam ama mezun olmaya yakın olurum böyle. 1,5-2 yılım kalır böyle. Şimdi gelelim, bölüm bölüm olarak gidelim. Öncelikle Türkçe, ben Türkçe paragraf sorularını çok seviyorum böyle. TYT'ye girmiştim mesela bu yılki YKS sınavına. Çok hoşuma gidiyor. Soru çözerken çözmek istiyorum. Hani bir kitabı okurken okumak istesin, seni sarar, sürükleyicidir, götürür seni ya. Bu Türkçe soruları gerçekten kopuk kopuktu. Bir diğer husus da, zaten ortaokulda sınava girmiştim. Sıra küçüktü böyle, sıra olmuyordum. Yani ayrı bir durumdu böyle. Sıra orada çok etkiliyordu böyle. Yani rahatsız oluyordum. Bir an önce bitirmek istiyordum böyle. Hani soruda da belli bir akışkanlığı yakalayamıyordum. Mesela soru çözdüm, tamam artık moduna girdim dediğimde yine kopukluk oluyordu. Yani bir türlü o reaksiyona giremiyordum böyle. Ondan dolayı tabii baktım. Doğru yanlışlarıma da baktım böyle. Şu anda emin olmamakla birlikte 30 sorunun 30'unu çözdüm böyle. Sözel mantık çok çok zordu. Gerçekten yapamadım ama yapmaya, yani boş bırakmaktansa yapmaya gayret ettim böyle. Baktım 2 tane doğru, 2 tane yanlış. 30 sorudan 10 tane yanlış, 20 tane de doğru yaptım. Yani 17,5 netim var Türkçe'de. İdare ediyor. Yani gerçekten bu zorluğa, yani bu kafamı almamasına rağmen bu kadar yapmam iyi. Yani keşke 25 falan az netim olsaydı, çok zor olurdu ama olmadı. Gelelim matematiğe. Matematiği diye küçük bir paragraf, küçük bir cümle kurup geçeceğim böyle. Ben matematiği atıyorum. 2016'da üniversite sınavından itibaren bütün üniversite sınavlarında, KPSS'de, orada burada atıyorum böyle. Yani yine aynı şekilde attım. Yani 30 sorunun 30'unu attım. Ondan sonra baktım 2 tane soru çözebiliyorum. İkisini çözdüm. İkisi kesin doğru. Baktım. Diğer 28 soruyu bilmiyorum. Allah ne verir ne biter. Orada da bir 4 netim gelsek güzel olur. Eksiye düşmezsek güzel olur tabii. Tarih. Tarih de zordu. Gerçekten tarih biraz beni şaşırttı. Normalde tarih ve coğrafyada temelimin olduğu bir bölüm, bir alandır böyle. Tarihte de ben zorlandım. Yani dedim ya, o akışkanlığı, sürekleyiciyi yakalayamıyordum böyle. Dolayısıyla tarihte de 7 yanlışım var böyle. İşte 27-28 sorudan 7 yanlışım var böyle. Gerisi doğru. Hiç boşum yok bu arada. Tarihte, coğrafyada sadece genel kültürde bir tane boşum var. O da
İyi ki de boş bırakmışım zaten. Aklıma geçen yanlışlıktı böyle. Coğrafyada da daha bir yanıldım böyle. Coğrafyada 8 tane yanlışım var. Genel kültür ve anayasada da, yani anayasa ve güncel sorularda da 3 tane yanlışım var, bir boşum var. Yani toplamında 18 yanlış, 41 doğru, bir boşum var. Orada da 36,5 netim var böyle. İyi, yani fena değil. Toplamından 54 netim var böyle. Ben 60'ı hedefliyordum böyle. Onun için biraz önce dedim ki 4, 5, 6 tane bir matematik neti getirebilirse ki hani beni şey yapar, 60'a hedeflediğim 60 neti bir çıkartırır böyle. Hayırlısı olsun gerçekten, yani bizim için hele biz, yani en azından atanmışız, çalışıyoruz, işimiz gücümüz var ama hali hazırda mezun olan, atamayı bekleyen, yani bu tür şeyleri önemseyen arkadaşlarımız için çok çok önemli ve çok çok kritik oluyor böyle hani. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yani kamuda tasarruf var, alımlar yok. Yani olur mu olmaz mı, olursa ne kadar olur. Bu tür şeyler de gerçekten çok can sıkıcı, stres arttırıcı böyle hani. Ne yapacaklarını bilmeyen arkadaşlarımız da var böyle. Onun için oradan buraya yönelmek isteyen, mesela hani bu lisans sonuçları açıklandıktan sonra millet artık düşük, yani biraz daha istediği planın, puanın altına alan arkadaşlarımız üniversite hastanelerini merak ediyor. Yarın öbür gün, belki de yarın, belki de diğer gün bu üniversite hastaneleri hakkında biraz daha bir bilgi içerikli, en azından bir video çekmeyi düşünüyorum böyle, avantajları, dezavantajlarını. Kendime bizzat çalıştığım için böyle belki, yani kendimi yola çıkarak daha bir empati kurarım yani en azından. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gerçekten zor. Ha, puanlarınız yani iyi kötü, artık sınava girdiniz, iyi kötü puanlarınız olacak. Bir 12-13 gün sonra da orta öğretim KPSS sınavlarına girecek. Onlar da girdikten sonra artık puanlarınız cebinizde olacak. Hali hazırda olabilecek durumlarda değerlendireceksiniz. Alımlarda, farklı farklı bakanlıklarda, kendi branşınız olmasa dahi. Yani değerlendirmenizi isterim böyle. En azından bir bakın, içeriğine bakın, koşulları, şartları, şutları böyle. Çünkü bazen diyelim ki siz bunu istiyorsun ama bu karşınıza geldiğinde bu sizin için daha güzel, daha hayırlı olabiliyor böyle. Onun için size tavsiyem o ki puanlarınız elinizden geldiğince değerlendirmeye çalışın böyle. Tabii ki alım olursa ve istenilen derecede bir alım olursa, ki ben alımların olacağını düşünüyorum böyle ama az sayıda. Mesela Sağlık Bakanlığı için diyorum. Yani bir alım muhakkak olacaktır. Belki yılbaşına kadar olmayabilir ama yılbaşından sonra belki bir alım söz konusu olabilir. Çünkü gerçekten personel eksikliği var ve bu personel eksikliği, çünkü sağlıkta yapamıyorsun, ne kadar idare edebilirsin, o biraz sıkıntı olduğu için er yara geç alımlar olacaktır ama bunlar ağırlıklı hemşire, ebe, ondan sonra efendime söyleyeyim paramedik gibi bölümler söz konusu olur. Yani tipi sekreter fazla aldığı için böyle, yani eve yine ihtiyaç vardır, işte ihtiyaç yoktur demiyorum ama en azından öncelikli olarak mesela hemşire, ebe, işte anestezi, paramedikler, bunlar biraz daha ön planda olduğu için ve bunları idare etmeye biraz da sıkıntı oluyor. Yani düşünsene, yani bugün bir hastanede hemşireler olmadığında böyle hani hastanenin kolonları yok etmiş gibi oluyorsun böyle. Onun için bu bölümler öncelikli. İnşallah diğer bölümlerde de alımlar olur, olacaktır. Takipte kalın, artık gözünüzü, kulağınızı açın. Bu tür şeylere odaklamanızı tavsiye ediyorum, öneriyorum böyle. Tekrardan geçmiş olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Hakkınızda ve hakkımızda hayırlı olanı Allah nasip etsin inşallah.